Yorumcu var ya. Biz 4 yıl önce eşimle bu iş yerini beraber kurduk. Eşim ekmek servisi yaptığı yerde vefat etti ve iş yerim kapalı kaldı. Tabii ki işçi sorunları yüzünden de kapalı kaldı. Tekrardan açmaya karar verdim. Ve Yusuf ustamın en büyük destekçim. Onunla beraber başladık. Bu mesleği bana o öğretti. 2 ay oldu başlayalı tekrardan. İşletmemi tekrardan devam ettireceğim. Ya hayat şartları çok zordu. Depremden sonra kira artışları yüzünden geçim sıkıntısı yaşıyordum. Tekrardan kendi işimin başına geçmeye karar verdim. İşler nasıl gidiyor? Güzel. İşlerim güzel ama hayat şartları zor çünkü burada evim olmadığından dolayı her sabah saat 5.30'da kalkıyorum. Sabah ilk araba, akşam da son arabayla eve gidiyorum. Tabii şartlarım zor ama pes etmeyeceğim, devam. Benim gibi kadınların herkesin beni desteklemesini istiyorum. Çok zor. Bana yapamazsın dediler. Herkes müdahale etti. Sen asla bu işi yapamazsın. Erkek işi dediler. Ama ben pes etmedim. Tabii ki ustalarımız sayesinde oldu bu iş. Yaparsın dediler. Ve yaptım. Zor olan da hiçbir şey yok. Yeter ki kadın istesin. O yüzden yani işlerimiz civar köylerinde sağ olsun desteğiyle, köylülerimiz, belediye başkanımız Hasan Ulutaş'ın desteğiyle, muhtarımız Hanif Özer'in. Yani her yerden destek geliyor sağ olsun ama bütün kadınların da beni desteklemesini, herkesten de destek bekliyorum. Kadın olarak çok zor çünkü her gün sabah ilk arabayla geliyorum. Erkek işi yapılıyor, burada kolay değil. Eve gidiyorum, yorgun, çok geç bir saatte gidiyorum. Yani buranın köy olması şartı da var. Malatya'da bu kadar zorluk yoktur. Köyümüzde bir bayan esnafın olması gerçekten çok gurur verici, bir bayan olarak destekliyoruz. Herkesin de desteğini bekliyoruz. Handan Hanım gerçekten çok azimle, çok hırsla bu işi devam ettirecek. Çok gurur duyuyorum. Kapıdan girerken, bir de, yani bir fırına girerken ne kadar gerilirdik eskiden. Bence bir kadının yapması gereken bir işmiş. Handan Hanım da onu gördüm. Fırıncılık bir kadın mesleği olmalıydı. Gerçekten Handan ablamız bize gurur verdi. Azmiyle, yaptığı işlerle köyümüze bir canlılık kattı. Rabbim başarılarının devamını istiyoruz inşallah. Köylü de sağ olsun hepsi arkasında. Elinde gelen desteği veriyor. Böyle kadın girişimcilerimizin böyle şeyler yapmaları gerçekten insana gurur veriyor. Tüm kadınları bu şeyde davet ediyorum. Handan Hanım'la tanıştıktan sonra böyle bir iş yapmaya karar verdik. Şu an için usta sıkıntımız var ve biz beraber çalışıyoruz. Sağ olsun köy halkımız, belediye başkanımız, sayın muhtarımız destek veriyorlar. Biz de Handan Hanım'ın yanındayız ve devam edeceğiz. Biz buraya unlu mamuller kuracağız ve daha büyük işler başaracağız. Sizlerin de desteğiyle ve bayanların da desteğiyle özellikle Handan Hanım'a çok büyük destek bekliyoruz. Maddi olarak istemiyoruz. Sadece bir bayan olarak burayı açtı ve biz de destekleyerek devam ettiriyoruz. Sizlerin de desteğiyle inşallah daha da büyük işler başaracağız. 5-10 sene önce böyle bir program yapmıştık. Spor programı yapmıştık. Evet. Hocam. Evet, efendim. Bir yavaş girişim. Oturup.